Merhaba değerli izleyenler. Reto Geometriko yayınından bir soruyu yorumlamaya çalışacağım. Taban açıları 40 derece olan bir ikizkenar üçgen var. Burada açı dağılımı 10, 20, 30 diye verilmiş. Alfa ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Sorunun taslak şeklini sağ tarafa çizdim. Birlikte görmeye çalışalım. Tepe açısı 40, 40, 80 olduğundan dolayı 100 olur. Mantık olarak şunu düşündüm. 100'ü ben 40 artı 60 diye parçalayabilirim. Amacım nedir? Amacım özel üçgenler, ikizkenar üçgenler kurmak. Yani A'dan 40 derecelik tahmini bir ışın çekiyorum. Burada 40, 70, 70 üçgeni kurmaya çalışıyorum. Eş uzunlukları renklendireceğim. Buraya bir isim vereyim. K diyeyim. ACK üçgeni 40, 70, 70 üçgeni oldu. K'yı da B'ye birleştirerek buradan açı dağılımıyla açının ne geleceğini görmeye çalışalım. Burayı 70'e tamamlamak için 30, 10, 40 yapar. Buraya gelen açı miktarı 30'dur. Burası madem 40 olmuşsa şurası artık 60 olmuştur. Eş uzunluklardan dolayı bu da eşkenar üçgen olmuştur. KBC eşkenar üçgen olmuştur. Burada açı dağılımından 20 gelecektir. Dolayısıyla biz şuranın da dışarı yazabilirim bunu. Buranın da 40 eksi alfa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eş uzunlukları renklendirecek olur isem verilenlerden dolayı sorunun ilkelinden dolayı AC uzunluğu AB eşitti. Biz ABK'yı 40 70 70 kurduk. Dolayısıyla burada eşkenar üçgen elde ettik. AKB de eşkenar üçgen oldu. Peki burada kimler artık başka eşittir? CDB üçgeniyle onu yazarak göstereyim. Şurada CDB üçgeni eş olur CKB üçgenine. Gerekçesini söyleyecek olursam açı kenar açıdan eşit olur. Burada yine eş uzunlukları yine renklendirmeye çalışayım. Özel durumları görmek kolay olacaktır. CD uzunluğu ile artık CK uzunluğu eşit olmuştur. Bir başka ifadeyle KB ile de KD eşit olmuştur. O halde orada da kırmızı kullanmam gerekir. Buraya da kırmızı çektiğimiz zaman artık sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. ADK, ADB üçgeni Langley üçgenidir. Onu buraya yazmaya çalışayım. ADB üçgeni Langley'dir. Dolayısıyla şu açı artık 80 olmuştur. Burası da artık 20 olmuştur. Dolayısıyla alfa açısını 20 derece olarak bulmuş olurum. Sizler bunu başka yollardan çözebilirsiniz. Ama ben en sade, en düşük maliyetli çözümü çözmeye çalıştım.